Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Müzik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü Aksaray'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın makamlarında tebrikleri kabulüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden törende Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı törene katılan vatandaşlar ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan edilen nihai ve ebedi son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmenin sadece konuşmakla, senede bir gün meydanları doldurmakla olmayacağını ifade etti. Değerli Aksaraylılar, Cumhuriyetimiz binlerce yıllık devlet geleneğimizle yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının o günün zor şartlarında elde edilmiş büyük bir kazanımdır. Cumhuriyet ne mutlu Türk'üm diyene ifadesiyle bu toprakları yurt edinmiş, bütün insanları kucaklamış, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma anısını başlatmış, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm katmıştır. Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamalarda halk oyunları gösterilmesi ise ilgiyle izlendi. Tören sonunda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam ise özel bir otelde Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile son buldu. İlk protokolü ve birçok davetlinin bir araya geldiği resepsiyonda Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Cumhuriyet Bayramı konseri verildi. Resepsiyon, Cumhuriyet'in ilanının 94. yıl dönümü için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından sona erdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman hafta sonu Aksaray'ı ziyaret etti. Yeni restore edildi, öyle mi? Yok, bunlar orijinal. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray'ın birçok tarihi mekanını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray'ın zengin bir kültür varlığına sahip olduğunu belirterek, restorası yapılan Gazi Mahmut Hangahı ve 2. Kılıçarslan Hamamı hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi tarafından kadınlara özel sinema günleri düzenlendi. Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi APMİK bünyesinde meslek edindirme kurslarına katılan hanımları sinemayla buluşturuyor. Sinema günlerinde kursiyer hanımlarla birlikte film izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, televizyonumuza yaptığı açıklamada kadınlarımızın hayata bakış açısında farkındalık oluşturmak ve birlikte hoşça vakit geçirmek için bu etkinliklerimiz devam edecek diyerek bilgiler verdi. Kanserli bir bayanın hayatını seyredeceğiz. Aramızda vardır, şu an kanserli gruplarımız sabahının kendilerine gülen güçlü kadınlar ismini koydular. Cumartesi günü bir grubumuz var öyle. Hala bu hastalıkla mücadele eden, yenmeye çalışan arkadaşlar. Onlarla cumartesi günü bir grup yapıyoruz. Grup terapisi yapıyoruz. Bu ayda biliyorsunuz kansere duyarlılık ayı. Ve sevdiklerimize, yakınlarımıza daha ilgili, daha hoşgörülü, özellikle bu rahatsızlığı yaşayanlara daha hoşgörülü davranmak adına seyrediyoruz bu filmi. Etrafınızda da varsa cumartesi günü bu gruba gönderebilirsiniz. Bize isimlerini, telefonlarını yazın, lütfen iletişime geçelim.
Park City Alışveriş Merkezi'nde sinema günlerinde buluşan hanımlar ilk olarak Ekim ayı meme kanseri farkındalık ve meme kanseri bilinçlendirme ayı dolayısıyla başrollerinde Tümüçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli ve Sait Genay'ın oynadığı Tolga Örnek yönetmenliğinde Senin Hikayen adlı filmi izledi. Birlikte film izlemenin keyfini çıkaran hanımlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Hasibe Yazgı ve nezdinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle buluşan ünlü yazar, edebiyatçı Tahir Fatih Andı, Aksaray'da öğrencilerle bir araya geldi. Sanat, Düşünce Eğitim Derneği Başkanı, edebiyatçı yazar Tahir Fatih Andı tarafından Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Gençlik Değerlerini Keşfediyor programı kapsamında Yürüyeceksin, Millet Yürüyecek Arkandan adlı konferans verildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yazar Tahir Fatih Andı ve Fatma Kurşun Tam Güney tarafından düzenlenen konferansı öğrencilerle birlikte dinledi. Biz Gençlik Değerlerini Keşfediyor üst başlığıyla 2014'ün Aralık ayında Bismillah dedik, kurulduk. Ocak 2015'te yola çıktık. Yola çıkışımızdan bugüne 33 aylık süreçte, yaz tatillerini falan çıkarsak daha da düşüyor da, 33 aylık süreçte hamdolsun bugün dediğim gibi 1002. konferansımı veriyorum ben. Sayın hocamla da biz bu sene tanıştık. Allah nasip etti. Az sonra o hikayeyle zaten inşallah devam edeceğiz. Aksaray'da da dediğim gibi bugün ikinci, son Mart'tan bu yana da 14. konferansımı veriyorum. Burada şüphesiz ki öyle bakıp da ya bir konferans vermiş adam çok büyük iş yapıyor demeyin. Şehrin kapıları bize açılmazsa, sadece emirle hareket eden şehrin eminleri varsa orada iş yürümez. Gönül üzere yürüyen Haluk Başkanıma, gönül üzere yürüyen Güven Başkanıma ve gönül üzere yürüyen İl Milli Eğitim Müdürüme kuvvetli bir alkış ve teşekkür. Gençler, sevgili gençler, hepinizi birer Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorum. Gazanız mübarek olsun. Siz de bugüne gelene kadar az çile çekmediniz, değil mi yavrularım? Ağlama anam, ağlama sakın. Komutan geliyor, hele bir bakın. Hainler, zalimler, gitsin geriye. Şehitler kalkmış, onunla sizleri tebriğe. Melekler inmiş, hepimizi tebriğe. Kardeşlerim, nereden nereye? Uçakta bir Avrupa seferinde reisimiz, gazeteciler yanaşıyor. Efendim diyor, ikinci hani başbakanlık döneminiz, hala başörtüye cevap vermediniz, nasıl olacak? Ne cevap veriyor biliyor musunuz? Derdim burada diyor, hicran. Ama fırsat kolluyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği konferansta Başkan Yazgı öğrencilere hitaben bir de konuşma yaptı. Şimdi belediye başkanı ne yapar diye soruyorum. 7 yaşından 70 yaşına yol, su, köprü, binalar. Tabii ki onlar olacak, olmayacak değil. Onlar asli vazifemiz. Ama benim en üzerinde durduğum, en çok önemsediğim, az önce müdürümün de bahsettiği, sizlere de verebileceğimiz bu tür eğitimler. Böyle değerli ve kıymetli yazarlarımızı sizlerle buluşturmak, onların hayata bakışını, hayatı nasıl algıladıklarını ve bu algılayış üzerinden bizler nasıl örnek alarak kendi hayatımızda uygulayabiliriz, en güzel sizler anlayabilirsiniz. Sizler bunun farkına varabilirsiniz. Ve hem siz kendinizi yetiştirirken, ileride de inşallah yetiştireceğiniz çocuklar, evlatlarınız ve vazife başına geçtiğiniz andan itibaren bulunduğunuz yerde yapacağınız çalışmalarla yeni insanları, yeni kızlarımızı, yeni erkeklerimizi yetiştirecek olan da sizlersiniz. Biliyorsunuz çok hainlik gördü bu devlet. 15 Temmuz en canlı şahitlerinden bir tanesi. Allah bir daha bize böyle bir felaket yaşatmasın. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Ama bunun yolu da nereden geçiyor? Fatma Hanımefendi gibi çok değerli insanları dinlemekten, Tahir abim gibi çok değerli yazarlarımızı dinlemekten, doğru ve iyi insanları
hayatımıza örnek model yapmaktan geçiyor. Sahtekarlara örnek yapanlar helak olup gittiler. Şu anda çok perişan. Allah hepimizi bir daha böyle bir acı yaşatmaktan muhafaza buyursun. Bir daha böyle sıkıntılar inşallah yaşamayalım. Biz sizlerin hizmetçisiyiz. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Hizmetkarıyız. Sizler bizlerden isteyin. Bizler sizin emrinizde olmak suretiyle her türlü şeyi yapmaya hazırız. Biz çünkü bunlar için buralara geldik. Bu işler bittiği zaman önce Allah'a hesabımızı vereceğiz. Onun huzuruna çıktığımız zaman diyebilirim ki evet bu tür şeyleri yaptık Rabbim. Benim elimden bu geldi, bunları yapabileyim diyebilecek. Yüzüm utanmadan yüzümün akıyla çıkabileyim. Ardından sizlere vermiş olduğum sözleri, kullara vermiş olduğum sözleri yerine getirebileyim. Ardından da sizler de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, Allah ona uzun ömürler versin. Allah onun yer ve yardımcısı olsun. Bizler onun burada temsilcileri olmayanın mutluluğunu yaşıyoruz. Huzurunu yaşıyoruz. Ondan örnek alarak çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Ve ona her gün dua ediyoruz. Çünkü o kadar zor ve meşakkatli yük onun omzunda ki ve biz burada onun üzerindeki yükü ne kadar alabilirsek o kadar mutlu ve bahtiyar hissediyoruz kendimizi. Şehrimizde çalışırken bunu yapmaya çalışıyoruz. Diğer şehirlerle yapacağımız çalışmalarda bunları yapmaya çalışıyoruz. Şunun farkındayım ben, sizler de inşallah farkında olursunuz. Herkes işini en iyi şekilde yaparsa, başta Rabbinin rızasını, ondan sonra da kulların rızasını kendisine hedef edinirse her şeyi başaracağına inanıyorum. Bizleri bu güler yüzünüzle, sıcacık kalbinizle karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a da bir selam. Değerli izleyenler, yeni çıkan yasanın ardından Aksaray Belediyesi, Aksaray genelindeki asansörlerin denetimini çok sıkı tutuyor. Yürürlüğe giren yeni yasayla asansör bakım ve işletme yönetmeliği gereği asansörlerin güvenliği Aksaray Belediyesi tarafından sıkı denetim altında. Asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Aksaray Merkez Belediye sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin protokol süresince kontrolleri UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi tarafından yürütülüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çıkardığı asansör bakım ve işletme yönetmeliğine göre bakanlık 2017 yılı sonuna kadar asansörlerin bakımının yapılması için talimat verdi. Yönetmelik kapsamında başlatılan periyodik muayenelerde yeni asansörlerin bile kontrolünde güvenlik önlemlerinde eksikler ortaya çıktı. Kusurlu bulunan asansörlerin verilen zaman içerisinde kullanıma uygun hale getirilmesi çalışmaları sürüyor. Asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için özellikle belediye denetimlerini sıkı tutuyor. Kent genelinde 2016-2017 döneminde periyodik kontrolü yapılan 1700 asansörden 732'sinin güvensiz bulunduğu öğrenildi. Yasa kapsamında yapılan periyodik muayeneler sonucunda Aksaray genelinde asansörlerin %60'ının güvensiz olduğu tespit edilirken, güvensiz bulunan asansörlerin güvenli hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sonunda 2017 Ocak ayından bugüne oran %4'lere kadar düşürüldü. Yeni yönetmelikle belediye tarafından sıkı denetim altında tutulan asansörler güvenilir yeşil etiketi olmadıktan sonra kullanıma açılmayacak. Eksikler giderilecek ve tam teşekküllü olarak asansörler kullanıma açılacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.